Pilavcım, yayına hoş geldin. Yani yüzünde güller, güzel ışığınla geldin. Nasılsın, iyi misin öncelikle? Günaydın, çok teşekkürler Ertan. Siz nasılsınız? Çok güzel gidiyor yayınlar. Tebrikler. Genç ekip çok iyi, çok hızlı adapte oldu. Valla Değil mi? yani Değil mi? çok Hatırlıyor çok çok musun? başarılı. CNBC'de ilk yayına çıktığımızda böyle seni, hatta sen eski CNN'li olduğun için arayanlar olmuştu. Ya bu genç ekip kaç senedir televizyon yapıyormuş gibi yayın yapıyor demişlerdi. O sözünü hiç unutmuyorum. Yani oradan hareket aldık ve zannediyorum gençlerle biz bu işi tekrar becereceğiz Ahucuğum. Güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bir de yani hakikaten sürpriz, mesela vapurda falan böyle insanlar otobüste "aa biz izledik" diyorlar. Ben hiç tahmin etmediğim yerlerden yakalandığımızı, izleyicileri de yakaladığımızı görüyorum. Çok keyifli. Teşekkür ederim bana da ayrıca fırsat verdiğin için. Rica ederim. Biz burada tabii şimdi biraz esasında izleyicilerimizle samimiyetimizden dolayı offline yapmamız gereken bir yayını online yapıyoruz. Yani hani böyle web sitesinin beta sürümü gibi biz burada bir customer journey, takipçilerin feedbackleriyle, geri beslemeleriyle devam ediyoruz. Ben zaman zaman yayına giriyorum, hakikaten eleştirilerde bulunuyorum. Eleştiri biliyorsun pozitif ya da negatif, olumlu ya da olumsuz yapıyoruz. Hep geliştirmek için. Ama zannediyorum önümüzdeki dönemde hem ekranımız web sitemizde seyredilebilir bir C data ekranı haline dönüşecek. Bunun hazırlıkları son aşamada. Süper. Yeni yüzler katılmaya başladı. Kültür sanat yapıyoruz. Gazete Pencere'den sevgili Mutlu Hesapçı ile birlikte, yatırımcının Tayfun abisiyle birlikte. Yeni yüzler, data ekranı ve yeni gelişmelerle birlikte artık izleyicilerimizin o samimiyetine ve bize hoşgörüsüne sığınarak yaptığımız yayınlar daha da profesyonel bir hal alacak diyelim. Ve bu girizgahın ardından ben sözü sana bırakayım. Menümüzde bugün neler var diyerek sözü sana bıraktım. Şimdi bugün biraz siyaseten hareketli bir sabah. Dün akşam yargı cephesinden birkaç tane kritik karar geldi. Bir saniyecik ben şu telefonumu bir kapatayım. Başka Tabii. bir işim var diye ısrarla arandım çok sevdiğim bir arkadaşım tarafından, ama sonra ben ona bilgi verdim. Yayındayız. Ya bu Ya saatlerde vallahi Ahu yayındayız. Hanım Cuma günü yayında, haberiniz olsun. Cuma sabahı böyle bir işimiz var. Aynen. Şimdi gördüğüm kadarıyla iki tane yani normalleşme tartışması başlamış durumda, ama devletin içinde yekpare bir duruş var mı yok mu çok emin değiliz. Çünkü bazı şeylerde, mesela Osman Kavala meselesini ben yaklaşık bir aydır iktidara çok yakın gazetecilerden ısrarla duyuyorum. Hatta Selahattin Demirtaş meselesini de duyuyordum. Şimdi dünkü kararlar birazcık içerideki mücadelenin biraz sertleştiğini gösteriyor. Önce birkaç tane sabah tepkilerden başlayalım. Ekrem İmamoğlu Roma'da Avrupa oyunlarının imza töreninde yanında bir grup gazeteciyle törene gitti. Kobani davası yorumu, normalleşmenin ilk kuralı adalete uygun bir biçimde hareket etmektir dedi. Benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu bunun yeterli bir karar olmadığını düşünüyor. Bu doğru bir karar olmadığını düşünüyor en başta. İkincisi de tabii Mehmet Uçum'dan gelen, saraydan gelen tepki çok sert ve neredeyse hani kararın hukuki değil siyasi olduğunun böyle şeyi, imzası gibi gözüküyor. Bu kadar bağlayıcı konuşmalı mıydı Sayın Uçum bilmiyorum, ama Beştepe'den Kobani cezalarını ilk yorum, milli yargımızla ne kadar vurduysak az. Devlet haddini bitirir çıkışıyla parti içinde de bir miktar eleştiri odağına oturmuştu Sayın Mehmet Uçum. Yani Beştepe'deki kritik görevi gereği söylediği söz büyük ölçüde aslında iktidarın ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkmış gibi algılanıyor. Bu kadar sert konuşur muydu Sayın Cumhurbaşkanı? Çok emin değilim Kobani davası konusunda. Çünkü orada belli ki bazı başka adımlar planlanıyor. Yani bu meselede işte bu kadar yeni anayasa, yeni anayasa derken Sayın Cumhurbaşkanı Kürt meselesinde bir muhataplık yaratma şeyi var, arayışı var benim gördüğüm iktidarın içindeki aktörlerde de, Dışişleri Bakanlığı'na yapılan yeni atamalarda da önemli isimler bunlar. Yani kilit isimler belli yerlere geliyor, o konularda bir şeyler yapılması hazırlığı var. O yapılırken bu yargı kararı
Çok emin değilim Ankara'da herkes bundan bu kadar memnun mu? Çünkü Selahattin Demirtaş'a verilen karar çok sert ve yüksek bir karar. Teknik olarak neredeyse Öcalan'la aynı kefeye konmuş gözüküyor. O zaman soralım, yargının nezdinde bu iki ismin işlediği cürümler ve aldıkları cezalar gerçekten aynı mıdır diye. Çünkü müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis alan Abdullah Öcalan, terör örgütü lideri, hukuk mu şeyimiz gereği belki de birkaç yıl sonra şartlı tahliye olabilecek duruma gelebilir. Bizim hukuk mevzuatımız buna müsait. Şimdi burada iki lideri belli ki devlet hem birbirine çarpıştırıyor hem de ikisini de resmin dışına atarak başka bir aktör hazırlığı var. Bunları takip etmemiz lazım. Kobani meselesinde durum bu. Piyasalar bunlara bakıyor muydu? Bir şey bekliyor muydu? Orada yorum sende herhalde şeyde Kavala meselesinde biraz beklenti oluşmuştu piyasalarda da. Çok da dillendirilir haldeydi. Bir kısa yorum yapayım mı? Müsaade eder misin? Ne dersin? Gireyim mi burada devreye? Evet. Tabii yani, lütfen. Tamam, şimdi geçen sevgili Temel Okay gününe çarşamba günü bir yayın yaptık. Temel de çok güzel özetledi bu meseleyi. Yani tabii şimdi herkesin aklında şöyle bir soru var. Yani ben iki cepheden değerlendirip sana bırakayım. Bir tanesi Hazine Maliye Bakanlığı'nın sunumlarında da gördüğümüz, medya iletişiminde de gördüğümüz çok ciddi beklentiler yaratılıp bunun doldurulmaması var. Öyle olunca da çok büyük güven kaybı oluşuyor. Beklenti yönetimi büyük kısmı bunun. Onu bir söyleyeyim. Yani hani sanki böyle mali tarafta acayip önlemler alınacakmış gibi bir beklenti yaratıp daha fare doğuruyor. Ondan sonra bu ilk paket değil sonra bir şeyler diye açıklama yapıyor. Güven sorunu ortadan kalkmıyor. O zaman dönüyorsun yani... Mesela TÜİK'teki madde listesini niye eklemiyorsun, TÜİK yönetimini niye değiştirmiyorsun gibi sorular geliyor ekrana. O zaman da bakıyoruz AK Parti ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomi programının önündeki en büyük engelin yine AK Parti'nin kendisi olduğunu görüyoruz. Ve özellikle de kötü iletişim politikası. Bu ekonomide çok hissediliyor. Siyaset tarafına gelince de yumuşama diyoruz, Özgür Özel diyoruz, Bahçeli ile görüşmesi diyoruz. Bahçeli'nin sınıf arkadaşım olmayacaksa Özgür Özel olsun dediğini biliyoruz seçilmeden önce. Eski meclis başkanının 15 Temmuz akşamı Özgür Özel'in kahramanlığından bahsedip onun genel başkan olmasını istediğimizi biliyoruz. Hani milli yargı gibi, milli muhalefet gibi bir bence tespit yapılmış. Şimdi piyasa siyaset konuşmayı sevmez. Ama siyasetle ilgili işte Kavala bırakılabilecek gibi biliyorsunuz bir beklenti yaratmakta ya işte bunların yapacağı da bu kadar diye düşündürüyor. Onu söyleyeyim özellikle de yabancı yatırımcı tarafında. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Goldman Sachs Cold Fed. Yani artık soğuyor. Finansal piyasalar tabii. Finansal piyasalar iyi, ekonomi kötü. Ben böyle özetleyeyim. Yani finansal piyasalar iyi, ekonomik kötü. Çünkü alınacak önlemlerin ne kadar zamanında alındığını ve de alınamadığını görüyoruz. Ne kadar sert alınıp alınamadığını görüyoruz. Ben hala Sayın Cumhurbaşkanı'nın mecburen Mehmet Şimşek'in başarısına %100 destek verdiğini düşünüyorum. Ama bu süreçte kendisine çevresinden gelen baskı ve Mehmet Şimşek'in başarısızlığına neden olabilecek. Çünkü sonuç olarak bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı da siyaseti çok iyi okuyor. Popülizm gerekirse yapar. Yapmaz mı? Yani hani seçimi kazanmak adına. Popülist bir siyasetçidir sonuçta. Türkiye'de siyasetçiler. Yani seçim sonuçlarına bakarlar. O nedenle bu yerel seçim başarısızlığını Mehmet Şimşek'e bağlamak isteyen ve alınacak önlemlerin zamanında ve yerinde alınmasını engelleyen bir mayın tarlası içerisinde Mehmet Şimşek'in ekonomik kararları Sayın Cumhurbaşkanı'nın kırmızı çizgilerini geçmeden yapmaya çalışan bir hali ve tavrı var. Bu nereye kadar gider sorusu hala önemli bir soru. O yüzden sıcak paracılar koşuyorlar, geliyorlar,
O yüzden de finansal piyasalar iyi, ekonomi ise kötü tespitini yapıyorum Mahucuğum. Önemli çünkü bu şimdi bir haftadır falan garip şeyler oluyor. Aslında bizim seninle bugün tasarruf tedbirlerini falan konuşmamız lazım değil mi? Eğer mümkünse de arkadaşlardan Sözcü'nün manşetindeki hani Diyanet'in her gün menüsünde et yemeği varmış. Bu gerçekten Diyanet'i eleştirmek artık şeye döndü. Ben yorulduk. Birazcık da Diyanet de bu anladığımız kadarıyla Şamaroğlu'na muhalefet tarafından döndürülmenin keyfini sürüyor. Diyanet personelini tenzih ediyorum. Her biri çok fedakar, sahada birebir çalışan gencecik insanlar var. Ama tasarruf meselesi, çok kısa buna yanıt alayım senden. Beklentileri karşıladı mı yoksa en azından bir başlangıç olarak olumluya yoruldu mu? Bak Ahmet Akarlı geçen gün bunu bizim yayında çok güzel ifade etti, söyleyeyim. Ahmet Akarlı dedi ki ben bir dinledim dedi, moralim bozuldu, evden çıktım yürüyüşe gittim. Ondan sonra ya bu nedir dedim, rezalet, dağ fare doğurdu falan dedim dedi. Sonra dedi Ahmet duygusallık yapma, acaba ne yapılmaya çalışılıyor? Yani biraz önce söylediğim gibi kırmızı çizgiler içerisinde Cumhurbaşkanı üzerine çok baskı gelmeden, Cumhurbaşkanından çok fazla baskı yemeden bir şekilde yani yapabileceğini başlatıyorsun, sonra da devam edeceksin diye görüyorum dedi. Piyasa oyuncuları pozitif bakmak isterse devamı gelecek diye avunabiliriz. Ya benim gördüğüm şu, Türkiye'de minimum 2 seneye yayılmış bir maliye politikasıyla desteklenen enflasyonla mücadele var. Ama bunun sürdürülebilir olup olmayacağını bilmiyorum. Çünkü burası Türkiye ve burada siyaset var. İktidarda da AK Parti var. Sayın Cumhurbaşkanı da siyasette, yani biz konuşuyoruz, bize pabucumuzu ters giydirir, susuz götürür, susuz getirir. O yüzden hani nasıl yerel seçim sonrasında 40 olacak, 50 olacak diyenlere karşı çıktıysam, bugün de havaya girip Türkiye'ye para yağıyor diyenlere karşı çıkıyorum. Akıl ve mantıkla, rakamla devam ediyorum. Öyle çok havaya girmeyelim. Net olarak da ben zamana yayılmış enflasyonu düşürmek isteğinin olduğunu görüyorum. Ama moral bozucu çok şey var. Onu da söyleyeyim. Yani Diyanet konusuna gelince de zannediyorum geçen gün Sayın Varank savunuyordu. Hani Diyanet'i ve Diyanet'in Mercedes'ini. Yani en son onu görmüştüm. Yani Türkiye'de muhalefet bir şeye çok takarsa o konuda iktidar hiçbir şey yapmaz. Evet, çok doğru. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarzı budur. Eğer siz iktidardan bir şey yapmasını istiyorsanız genelde onu değil başka bir şeyi söylemeniz lazım ki yaptırabilirsiniz. Bunun bir tek şeyi var. Tabii, manevra alanı açacaksınız. Gibi. Bunun bir tek şeyi var. Bu emeklilikte yaşa takılanlar konusu. O tam seçim öncesindeydi, mecburen yaptılar. Ha, büyük bence zarar verdi Türkiye'ye popülizm anlamında. Kılıçdaroğlu seçimi de kazanamadı. Ve Türkiye maliyet olarak döndü. Hani bir EYT'li olarak söylüyorum bak bunu ben. Hani benim işime yaradı. Ama Türkiye kaybetti bence. Şimdi o yüzden şey konusunda da şöyle okuyorum. Diyanet konusunda da. Yani bir tarafta Diyanet'te takıyorsun. Öte yanda da Arapça tabelaları savunuyorsun. Arapça Kur'an diliymiş. Ya kardeşim şimdi yani anlatılır ya böyle bir hikaye. Bir Arap arkadaşıyla camiye gitmiş bir Türk de orada imam okurken Türkler ağlıyormuş, yerlere atıyormuş kendini. Çıkışta sormuş Arap. Ya adam miras hukukundan bahsediyordu. Siz niye çok fazla ağlıyorsunuz? Ya şimdi Türkiye'de bir tane şey var bence. Milli adalet midir değil midir ben bilmem. Adalet evrenseldir bence. O yüzden evrensel adalet ve hukuk kurallarına uygun bir Türkiye var mı yok mu ben ona bakarım. Piyasalar da buna bakar açıkçası. Bir de paraya bakarlar. Yani tek bakış açısı budur. O kadar söyleyeyim.
Bu konuda belki bir yorum daha olacak ama birkaç manşet daha var, hızlıca vereyim. Çin'le ilgili ilginç. Bir demir yolu ihalesi vardı, onu İngilizler almış. Dün okudum. Galiba Hatay, Adana, Mersin, böyle bir aşağıda bir şey vardı. Yeni Şafak cari açıkta Çin tehlikesi diyor. Çin firmaları destekleniyor, yüklü miktarda alınım yapılıyor. İşte şeyimiz, sanayimiz evden gidiyor. Çin sıkıntısı vurgusu yapmış. Biraz herhalde şeydeki hani Ankara'daki Amerikan heyetlerinin etkisi de olsa gerek. Az evvel verdiğiniz nasıl bir ekonomide yabancıdan tahvile 11 yılın en yüksek girişi manşetinin altında da Çin'den Diyarbakır'a yatırım planı diye bir haber vardı. Onu tekrar isterseniz verebilirsek. Bu da ilginç çünkü böyle bir şey biz yeni duyuyoruz ama önemli bir şey. Elektrikli otobüs üretimi için temaslarda bulunuyorlarmış. Çinliler şimdi bu temasları yaparlar, ondan sonra bir 6 ay falan ortadan kaybolurlar. Sonra gerçekten yapacaklarsa gelirler ve iyi bir ihaleyle alırlar bu işi. Bu Çin meselesini biraz daha takip etmek gerekecek. Belli ki orada da bir fikir ayrılığı var. Yani iktidarın veya ekonomi yönetiminin bir kanadı evet nakde ihtiyaç var, para lazım ama biz ticaretimizi çok fazla doğuya bağlamış durumdayız, biraz duralım diyor. Karar da işte size tasarruf kaynağı, birinci sayfadan manşetten. Karar çok istikrarlı bir şekilde ekonomi politikası manşeti atıyor. Vergi afları, müteahhitlere ödenenler, uçak inmeyen havalimanları, yolcu geçmeyen köprüler, kesinti yapılacaksa buradan yapılsın. Pardon, masaya çarptım bu arada. Böyle birilerinin ağı aldık galiba ama. Bunda çok bilmiyorum kimlerin kulağı çınladı. İyiydi bu. Ama ahtaya vur. Vallahi vurum. Bir de oksijenden Sayın Mehmet Şimşek'in birdenbire Allah Allah nereden geldi bu dediğimiz çok güçlü Avrupa vurgusu, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerini yeniden, yani bir Avrupa hikayesi canlandırma çabası var benim gördüğüm ekonomi yönetiminde ağırlıklı olarak. Dış politika, hani Sayın Hakan Fidan evet tamam görüşüyoruz falan ama öyle bir canım cicimlik durumu yok. İki nokta enteresan. Bir, Sayın Yaşar Gürel, Milli Savunma Bakanı Avrupa meselesi çok söylüyor, ilginç. Bir de Sayın Mehmet Şimşek çok söylüyor. Burada bir fırsat penceresi mi görüyorlar? Ne oluyor? Ne bitiyor? İşin bir ekonomiye... Ya, para nereden gelecek Ahucuğum? Yani para nereden gelecek? Var yani, mı? Var mı Avrupa'da? Tabii ya, para gelecekse ya Avrupalı fonlardan gelir ya Amerikalı fonlardan gelir. Bugün biz işte manşet attık. Norveç Varlık Fonu hisse satıyor diye. Şimdi yabancı güvenmiyor ki buraya. Vurduk, vurkaç için geliyorlar. Yani Türkiye'ye para gelebilmesi için Türkiye'nin insan hakları konusunda adım atması lazım. Avrupa Birliği ile bir şekilde yan yana gelmesi lazım. Amerika ile yani F-35, F-16 ne oldu? Bak biliyorsun geçen gün Yunan Başbakanı ile konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı Hamas ve Hamasların Türkiye'de tedavi edilmesi gerektiğini edildiğini söyledi. Ondan önce biliyorsun Haniye'yi mi kabul etmişti? O toplantının ardından da kimse söylemiyor ama Biden görüşmesi iptal edildi. Hani kimse o konulara girmiyor. Hani aramız kötü olmasın diye ne Amerika bir şey söyledi ne Türkiye bir şey. Hani Mayıs'ta görüşmeyecek miydik? Değil mi? Yani o iş belli ki birkaç şeyden dolayı gibi, olamaz hale gibi. Gelmiş. Ha. Ama tabii bu hafta söylenen işte Hamas Anadolu'yu da koruyor hikayesi. Yani bunları Sayın Cumhurbaşkanı'na birileri söyletiyor mu bilmiyorum da çok çok mantıklı ve çok doğru bir şey değil. Yani hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret sayarım ben bunu birazcık. Yani. Ne? Kuvayi Milliye dediler ya. Yani. Ya neyse artık hani, ben girmeyeyim o konulara. O konulara ben girmeyeyim, bilmediğim insan, konular. Hani, onlar sonra sandıkta fena maliyet getiriyor iktidar partisine. Muhtemelen farkındalar onu da. Yani Anadolu'yu da Hamas koruyor demek... Başka adamım yok, onlar koruyor demektir ve bu çok ciddi sıkıntıdır yani. Umarız vallahi Anadolu'yu Hamas konuyor demek, ölmüşüz ağlayanımız yok demektir. Ben sana söyleyeyim, çok büyük tehlikedeyiz demektir bence. Yani Türkiye'yi Türklerden başka birinin koruyor olması, yani şimdi hani şimdi vakti zamanında Asakari Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in eli silah tutan askerleri diye başlayıp ondan sonra Araplardan İngilizlerin, aha işte burada ya, bir dakika ya göstereyim, buyurun. Alın bunu okuyun o zaman, buyurun. Yani Barış'a son veren bakış, Barış'ı bir okuyun bakayım.
Ondan sonra hani Hamas mı koruyor, Mamas mı koruyor görürsünüz. Hani ben bildiğim konular haricinde konuşmam ama bu kitabı okuyanlar herhalde ne olup bittiğini, ondan sonra da bu kitabı okuyanlar esas olayın ne olduğunu yani çok iyi görürler. Yani sadece dostlar alışverişte görsün diye bazı şeyleri konuşmamak lazım. Abiye de çok selamlar. Güzel de bir kitap bu arada. O iş. Kesinlikle. 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 Ama tabii evet yani, canım ben çok konuştum yine, buyur lütfen. Yok yok, çok az vaktim kaldı. İki tane şey. Tam sen bensiz devam edebilirsin ha bu arada Ahu. Hayır, ekran hayır, senin. Beraber kapatacağız. İki cümlem var tamam. Zaten. Yani evet. Tam da bu söylediğin noktada şeylere, emekli paşalara, hı-hı, artık her biri, hı-hı, 90 yaşını geçmiş olan emekli paşalara, yaklaşık 4 yıldır içeride yatan paşalara gelen teknik olarak af aslında çok da doğru bir şey miydi emin değiliz. Ama pek çoğunun zaten içeride olmaması gerekiyordu bu yaşta. İmamoğlu'ndan af değerlendirmesi geç kalınmış bir karar diyor. İşte Çetin Doğan Paşa ve diğerlerinin sağlık durumları gereği zaten içeride olmamaları gerekiyordu. Yani cicişler dışarıdaysa arkadaşlar, ne bu candan mıydı neydi o kızlar. bir gencecik çocuğumuzu kuryelik yapıp harçlığını çıkartmaya çalışan bir çocuğu katleden adam dışarıdaysa 90 yaşında paşalar niye içeride, bana birisi izah etsin. Buradan da sevgili Ata Emre Akman'ı bir kez daha sevgiyle, saygıyla, dualarımızla yollayalım, analım. Çok büyük acı. Ailenin kolay şey edebileceği bir şey değil ama gençleri çok hınçlandırmış gözüküyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na 2 gün var. Özür diliyoruz bu gençlikten. Ben kendi adıma onları koruyamadığım için özür diliyorum. Başka çok da bir şey söyleyebilecek durumda değilim ama vallahi son nefesimize kadar daha iyi bir Türkiye için çalışacağız onlar için. Onu söyledim, bitireyim. Valla söyleyecek bir şey kalmadı. Bitirdin beni. Bence bugünkü yayını da bitirelim. Ondan sonra dükkanı da kapatalım. Ahu Özcür çok teşekkür ediyorum. Vallahi de billahi de nefes aldıkça o gençler için çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Yapma.